Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da İstanbul'daydı bugün. Eski Meclis Başkanı Hüsamettin Cindoruk'la buluştu. Farklı adreslerde açılış törenlerine katıldı. Günlerdir gündeminde olan çağrıyı yineleyen Kılıçdaroğlu bu kez erken seçim için referandum önerdi. Türkiye'nin normalleşmesi lazım. Türkiye'nin huzura kavuşması lazım. Türkiye'nin kavga ortamından süratle çıkması lazım. Yoğun İstanbul programı bu ziyarette başladı. CHP lideri önce eski meclis başkanı Hüsamettin Cindoruk'u evinde ziyaret etti. Maşallahınız var, çok iyisiniz efendim. Samimi ve sıcak sohbetin ardından Kılıçdaroğlu açılış törenlerine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına siyaset gündemindeki Rize polemiğini hatırlatarak karşılık verdi. Tehdidin olduğu bir yerde anayasa mı yapın? Demokrasi hepimiz içindir. Anayasa değişiklikleri için önce uygun ortam olması lazım. CHP lideri erken seçim için referandumda önerdi. Yapalım referandumu. Millet seçim istiyorsa seçime gidelim. Hayır, millet seçim istemiyoruz diyorsa seçime gitmeyelim. 10 bin dolar alan siyasetçi iddiası da gündemindeydi. Bu iddianın araştırılması için meclis başkanlığına dilekçe verdiklerini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin itibarını koru kardeşim. 10 bin dolar rüşveti alan siyasetçi kimdir? Sor kendisine. Dilekçeyi verdik. Ne oldu? Tık yok, tık.